İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Uçak modellemesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci bölüm. En son birinci bölümün sonunda Subdivision Surface modifierini uygulamıştık ve Smooth Shading'i de uygulamıştık. Tam yandan bakarken Edit moda geçer ve Z'ye basar isek o zaman pilotların bulunduğu kısımdaki pencereleri yapmak için uygulayacağımız işlemleri şimdi tek tek yapmaya başlayalım. Şimdi araya bir loop cut koymuştuk. Onu biraz uzaklaştırıyoruz. Şöyle GG tuşuna bastığımız zaman seçili olan vertexler sadece zaten üzerinde bulundukları çizgiler üzerinde hareket ederler. Böylelikle onu biraz daha geriye attım. Biraz önce şuradaydı. Biraz daha arka tarafa attım. Bunu neden yaptım? Çünkü pencereleri yapmak için uygulayacağımız yöntemde yukarıdan 1, 2, 3, 4 tane vertex'i geçtikten sonraki şu iki vertex hizasında kat moduyla kesme işlemi yapacağız. Şimdi bir tanesini yapalım. K, Z ve C tuşlarına bastım. Z arkada kalan vertexlerin de kesilmesini sağlar. C de tam yatay veya düşey istikamette kesme yapmamızı sağlar. Bunlar hazırlıklardı. Hazırlık dediğim 3 tane tuş. K, Z ve C. Sonra kesmeye başlıyorum. Tam bu vertexin üstüne geldim. Mouse'un sol butonuna tıkladım. Boş bir yere geldim. Mouse'un sol butonuna tıkladım. Ve sonra da Space tuşuna bastım. Birinci kesme işlemi tamam. Tekrar K, Z, C. Bir üstteki vertexin üzerine geldim. Tıkladım. Boş yere getirdim. Tıkladım. Space tuşuna bastım. Bu şekilde yaptığımız zaman tam istediğimiz tarzda hangi 3 tanesi, şu 3 tanesi pencere olabilecek. Ama tam yerinde mi değil mi bir ona bakmak için tekrar Z tuşuna bastım. Şimdi tam yerinde değil bunlar. Yerine getirmek için yapabileceğimiz en iyi işlem şu olabilir. Bu 3 pencereyi seçeriz. Yan taraftan bakar iken bu şekilde Proportional Editing'i Connected özelliğiyle açarız. Biraz daha uzaktan bakarken G tuşu ile pencerelerin yerini ayarlarız. Etki alanımızı çok büyük yaparsak uçağın uzaktaki kısımları da etkilenir. Bizim istediğimiz sadece yakın bölgede bir taşıma yapmak olduğu için mesela şu anda gördüğünüz etki alanı büyüklüğü, şu çemberin büyüklüğü şu anda normal. Bir miktar daha yukarı doğru taşıdıktan sonra böyle iyi dedim ve bıraktım. Şimdi bir de vertexleri tek tek kaydırarak arkada büyük siyah karaltılar şeklinde gördüğümüz 3 pencerenin sınırlarına benzetmeye çalışacağım. Bir tanesi bu. Şu sağ üst köşedeki o hangisiymiş? Bakın şu 1, 2, 3. pencerenin sağ üst köşesi. Onu ne yapacağız? Mesela GG tuşuyla biraz daha sağ tarafa aldım. Onun alt tarafındaki vertexi de GG tuşuyla nereye kadar götürebiliyoruz? Bir yerden sonra gidemiyor çünkü şurada bir vertex var. O zaman şöyle yapalım. Önce şu iki tane üçgen oluşmuş burada. Onları bir aradan çıkartalım. Bize engel oldu çünkü şu vertexi GG ile götürmek istiyorum. Şurada takılıp kalıyor. Orayı biraz rahatlatmak için şu üçgenleri buradan kaldıracağım. Şöyle yapacağım. Üçgenin üst tarafındaki kenarını seçiyorum ve Edges seçeneğiyle orayı siliyorum. Sonra şu alttaki hattı, şu hattı seçiyorum. Onu aradan çıkartabilirim. X tuşuna bastığınız zaman Edge Loop seçeneğiyle o kısmı aradan çıkardık. Yani silmedik, sadece aradan çıkardık. Şu üstteki kenarı da siliyorum. Böylelikle şuraya bir Ctrl R ile kat koyarsam, şu vertex'i geriye taşırsam, şu vertex'i geriye taşırsam, şurada bir dört kenarlı yüzey
ve şurada da dörtkenarlı bir yüzey oluşmuş olur. Burası şimdi deminkinden biraz daha düzgün. Demin yaptığımız işlemi tekrar yapacağız. Yine vertex'imizi seçtik. GG ile şuraya taşıdık. Alt kenarını. Bakın bu sefer getirebiliyorum. Demin getiremiyor idim. Onu getirdik. Ara sıra şöyle bakıyoruz. Bir sonraki pencerenin sağ üst köşesi bu. GG ile taşıdık. Alt köşesi şu. GG ile taşıdık. Bir sonraki pencerenin sağ üst köşesi şu. Ki ilk pencerenindir o. Onu da yine GG tuşuyla şöyle açıyoruz. Onun alt kısmı da GG ile şuraya getirdik. Ve sonuncusu da zaten normal yerinde. Bu şekilde. 3 pencereden bahsediyoruz. Bunları biraz da şu açıdan bakarken düzeltelim. Nasıl yapalım? Biraz geriye alalım tekrar. Şöyle. Şöyle daha düzgün. Şimdi bu 3 pencereyi seçiyoruz. 1, 2, 3 tanesini seçiyoruz. Extrude diyoruz. Biraz küçültüyoruz. Sonra tekrar extrude diyoruz. İçeri doğru birazcık indiriyoruz. Bu şekilde. Böylelikle yakından bakacak olursak pilot kabinindeki hafif bir girinti şeklinde böyle oluşturduk. Eğer köşelerin bu kadar yuvarlak olmasını istemiyor isek yapacağımız işlem, eğer yeterli gelirse bakalım, bir deneme yapacağım. Şu kısa kenarı ve şu kısa kenarı seçiyorum. Seçebilirsem buradan. Seçemezsek Z'ye basıp seçeriz. Evet. O ikisini eğer sağdaki menüyü açtığınız zaman gördüğünüz en yukarıdaki min krizi değiştirmekle o bir değişikliğe uğramıyor. O zaman şöyle yapacağız. Buradaki yüzeylerin tamamını seçtim. Buradaki dediğim extrude'la en son bir miktar içeriye gömmüştük pencereleri. Onun o kenarındaki kısım bu. Eğer daha net göstermek istersek şöyle gösterebiliriz. Şu kenar çerçevelerin yüzeyleri. İşte onlar için eğer min krizi arttırırsak bu kenarlardaki yuvarlaklık azalır. Mesela kaç olsun? Nokta 3 gibi bir değere getirdik. Şimdi biraz daha o hatlar demin daha yumuşaktı. Şimdi biraz daha keskin. Evet, o kısım öyle. Pencereleri tekstürle değil, yani pilot kabindeki pencereleri tekstürle değil, bu şekilde vertekslerle yapmaya çalıştık. Ama bir de son olarak arkadaki resme biraz daha benzemesi için yine Proportional Editing Connected ile açıp bu kısmı şöyle biraz resme benzeyecek şekilde hareket ettirdik. Orası tamam. Şimdi önden bakarken birinci bölümün sonunda bahsettiğim kanat uçlarındaki bu durumu halledeceğiz. Wireframe modunda ve Proportional Editing'de kapalıyken Border Select seçeneğiyle sadece şu kıvrım yerindeki vertexleri Vertex Select modundayken seçiyoruz. Shift E'ye basıp mouse'u sağ alta doğru götürebilirsiniz. Bir seçenek. Başka bir seçenek de sağ menüyü açıp şu Min Crease değerini .9 yapalım. Ve nasıl bir görüntüsü olduğuna bakalım. Bu şekilde bir görüntüsü var. Aynı şekilde bu kıvrılan kısımda da Ctrl R ile bir ara kat koyar. Onu yalnız en sona yanaştırmıyoruz. Biraz daha geride duruyor. Fakat en uçtaki hattı yine Shift E ile .9 değeri veriyoruz. Subdivision Surface Modifier'ından az bir miktar %10 etkilenmesini sağlamak için Min Crease değerini .9 ile verirseniz, bakın burada var. Bu şu manaya gelir. Buradaki vertexler Subdivision Surface Modifier'ından %90 oranında etkilenmez. Yani %10 oranında etkilenir demek. Yani az bir miktar etkilensin istiyoruz. Çünkü çok yuvarlanıyor. Tamamen etkilenirse. Buradaki yüzeyi de kapatmışız. Orası tamam. Orayı düzelttik.
Aynı şekilde kanadın dip kısmına bir loop cut koyalım. Şu şekilde. Ona da .9 verelim. Ayrıca scale x'te 0 vererek aynı hizaya gelmelerini sağlayalım ve artık bu noktadan sonra yaptığımız işlemlere muhakkak şöyle bir bakmamız şart olacak. Bir yanlış işlem yapmış olmamak için. Gelelim arka taraftaki kısımlara. Yine en arkada Ctrl R ile tam şu flap'in, şu bakın şu flap'in sağ kenarı. Oraya bir loop cut koydum. Bir de en sağdaki kısmı da yine Shift-E.9 diyerek Subdivision Surface Modifier'dan daha az etkilenmesini sağladım. Şimdi gelelim şu an gördüğümüz flap üst çizgisi şurası. Oraya bir loop cut koyuyorum. Tam o hizaya. Çünkü birazdan lazım olacak. Ama en üstteki sırayı da yine Shift-E.9 ile düzleştirdim. Bakıyoruz. Ayrıca yine bu kısımda Ctrl-R ile dip kısma en dibe değil yalnız. En dip 1 demektir. Şu sol alt köşeye bakacak olursanız Edge Slide üst üste 2.1.0000 yazan kısımda bir yerine klavyeden .9 yazarsanız bakın yazdım şimdi. Biraz daha geriden yapmış oluyoruz işlemi. Aynısı şurası için de geçerli. En dibe getirirsek tam 1.9 verirsek biraz geriden. Orası da tamam. Burun kısmını kapayalım. Şöyle yapacağız. Tam önden bakarken yaklaşıyoruz. Tam önden bakarken en üstten ve en alttan vertex seçiyoruz. Shift S Cursor to Selected diyoruz. Aşağıdan pivot point'i kursöre getiriyoruz. Buradaki vertexlerin hepsini seçtikten sonra scale ile böyle küçültme şansımız var. Veya extrude dedikten sonra scale ile küçültme şansımız var. En son bir de collapse yapabiliriz. Alt M'ye basıp collapse derseniz olmuyor. Biraz daha küçültelim. Extrude dedik. Scale ile biraz daha küçülttük. Ve collapse'ı şimdi uygulayalım. Collapse'ı uygulayınca olmuyor. Ctrl Z. Şöyle yapalım. Alt M. Add Cursor komutunu verelim. O zaman tamam. Böylelikle uç kısmını da düzgün bir şekilde birleştirmiş olduk. Resme nasıl yansıyor? Resme ne kadar benziyor ona bakıyoruz. Resimde biraz daha burun kısmı ileride olduğu için şöyle yapalım. O kısmı biraz ileri doğru aldık benzetmek için. Yukarıdan bakarken nasıl? Bir de ona bakalım. Yukarıdan da şu kenarlarda bir şişkinlik var. Onu nasıl sağlarız? Şöyle sağlarız. Şu kısmı GG ile biraz geri alırız ve Scale X ile biraz şöyle genişletiriz. Onu da öyle hallettik. Şimdi sırada neresi var? Artık flapleri yapmaya başlayabiliriz. Yine Z'ye basıyorum. Alt kısımdaki flapleri görüyoruz. İki bunlara parça diyeyim ben. Şöyle iki parçalı şurada var. İki dikdörtgen parça. Dört dikdörtgen parça şurada var. Onları yapacağız. Daha doğrusu onun biraz daha gerisindeki kısım. Şu bir çizgi. Altında bir çizgi daha var. Sonra bir çizgi daha var. İki flap arasında şöyle bir boşluk var. Yani bir kesintiye uğruyor. Sonra tekrar devam ediyor. Onları yapacağız. Bunun için Ctrl R ile bu araya bir şey koyacağız. Loop cut koyacağız. Bu şekilde. Bu bir tanesi. Ama bunun alttaki vertexlerini Circle Select'li seçim dışı bıraktıktan sonra sadece bu hani daha sonradan düzelteceğimi söyledim bu büyük kanatların arka kısımlarındaki şu vertexleri
Y ekseninde aşağıya doğru almamız lazım. Yalnız alttakiler seçili değil sanırım. Bakıyoruz. Yukarıdan bakarken şöyle taşıdığımız zaman şu bir geridekiler de gelmek istiyor. Gelmesi gerekiyor. Onları da seçelim o zaman. Circle ile onları da seçtim. Hepsini beraber, evet, öyle daha iyi olacak. Şu şekilde geriye alabileceğiz. Yalnız rotate ile çevirirsek şöyle daha iyi olacak. Yerini taşıdık. Bu bir parçasıydı. Şimdi tekrar Ctrl R ile yine şuraya da bir kat koydum. Sonra bir tane de şurada var. Resmi bir net görmek istiyorum. Onun için objeyi sakladım. Evet, şurada bir şu parça var, şu parça var. Bir tane de şurada var. Onları yapıyoruz şimdi. Objeyi geri getirelim, seçelim, edit moda geçelim. Şunu yaptık. Şu parçayı yaptık. Şimdi şuraya bir kat daha koyuyoruz. Bu parçayı yapacağız. Orada da iki tane yüzey var. Yapmak için yeterli. Yalnız şu hattı GG ile biraz geriye doğru almak lazım. Çünkü aynı kalınlıkta değil. Tekrar Z'ye bastım. Burada da büyük bir parça var. Onun için de Ctrl R ile bir kat buraya, Ctrl R ile bir kat da şuraya koyduk. Ctrl R ile bir de yandan koyarsak bakalım nasıl oldu. Onu da GG ile şöyle geriye alabiliriz bir miktar. Çünkü oradaki biraz daha büyük. Şimdi burada yapacağımız işlem şu olacak. Tekrar bir sınırları kontrol edelim. Önden bakarken kontrol edelim. Z'ye basarsak göremiyoruz. Bir kere şuradaki kısım yukarıda olacak. Şöyle ama bir geridekiyle beraber. Şöyle yapalım. Kontrol artıya bastık. Bu sol taraftan da bir grup seçti. Ama sağ taraftan istemiyoruz. Sağ taraftaki grubu devre dışı bırakıyoruz. Ve bu kısmı şöyle yukarıya alacağız bir miktar. Geldik buraya. Şu ikisini seçtik. Bir miktar yukarı alacağız. Ayrıca önce üstten iki vertex seçiyorum. Shift S Cursor to Selected diyorum. Pivot Point olarak kursörü seçiyorum. Sonra bu iki grubu seçiyorum. Scale Z ile kanadı bu şekilde daraltıyorum. Aynı işlemi burada da yapacağız. Şu ikisini seçtim. Daha doğrusu önce iki grubu seçiyoruz. Yukarıyı çıkartıyoruz. Üstten iki vertex seçiyoruz. Shift S Cursor to Selected diyoruz. Bu iki grubu seçiyoruz. Scale Z ile kursör seçiliyken Scale Z ile yukarı doğru daraltıyoruz. Kanat böyle daha çok benzetildi. Sadece şu kısım var. Yani burada da aslında gerçek uçak resimlerine bakmak lazım. Şu şişkinlik tüm gövde için mi var? Yoksa sadece bir yerden var? Ona tam karar veremedim. O tür ayrıntılı çalışmaları siz de yapabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmemek için bu ayırdığımız parçalarla ilgili işlemleri yapacağız. Şöyle, burada ayrı bir parça var. Gerçekten de uçakta hareketli bir parça. Onun için buradan bir grup seçiyoruz bu şekilde. Yalnız üstüyle altı aynı şekilde değil. O yüzden şöyle yapalım. Tam yukarıdan bakarken alt kısım daha içeride. Bu parçayı aynı yapmak için üstten şunu da seçmemiz lazım.
Evet, şu şekilde aşağı yukarı aynı. Şimdi bu parçayı seçtikten sonra biraz fazla gibi geldi. O yüzden tereddüt ettim. P'ye basıyoruz ve sadece bu seçili olanları ayrı bir obje haline getiriyoruz. Sonra bu ayrı obje şu şekilde bir obje. Görüntüde sadece o kalsın. Edit moda geçiyorum. Bunun bütün kenarlarına, bütün vertekslerini seçtikten sonra şu ortadaki kenarlarına sadece, içindeki kenarlarına seçim dışı bırakıyorum. Şu anda sadece bu objenin dış kenarları seçili. Bunlar için eğer Shift-T'ye basar, nokta 9 derseniz, Subdivision Surface Modifier'ından çok az etkilenmesini sağlamış olursunuz. Alt-T tuşuna basarak sakladığım uçağı tekrar geri getirdim. Şimdi de sadece uçak görüntüde kalsın. Edit moda geçtim. Onun da tam o kestiğimiz kısmını seçiyoruz. Bakalım şöyle bir seferde. Evet, seçtik. Bu seçtiğimiz kısımları Shift-T'ye basıp nokta 9 ile yine özelliğimizi verdik. Minkrease özelliğini şurada nokta 9 ile. Yalnız burada ekstradan şöyle bir işlem yapmak şart. Extrude diyoruz bu seçili olanları. Biraz küçültüyoruz. Yalnız median point seçiliyken bir miktar küçültüyoruz bu şekilde. Ve kontrol artıya basıyoruz. Aynı kokpitteki gibi şu küçük yüzeyler seçildi bakın. Net bir şekilde gözüküyor. Çerçeve gibi olan. Bunlar seçiliyken tüm bunların min krizini nokta 9 yapıyoruz. Böyle yaptığımız zaman o sakladığımız parçayı da geri getirirsek ve o sadece o parçaya bir değişik materyal, daha doğrusu materyal verirsek bu şekilde onun ayrı bir parça olarak gözükmesini sağlayabiliriz. Yalnız bu alttan sanırım biraz daha uzun idi. Onu nasıl yaparız? İstersek uzatabiliriz de o kenara. Nasıl gözükür? Bakalım. Kenar select modunda sadece oradaki kenarını seçtim. Onu eğer Y ekseninde uzatırsak içeriye gömülüyor. Biraz aşağıya indirelim. Şöyle bir görüntüsü olur. Ama alttan bu şekilde bakın. Bu şekilde gözüktü. İyi olmadı. Kontrol S ile onu geriye aldım. Onu yaparken yani parçayı ayırırken burayı biraz daha uzun yapmak gerekiyordu. Ama mantık olarak bu şekilde ayırıyoruz. Mesela bir tane daha yapalım. Bir geriden Z'ye basalım. Altta şöyle bir parça var. Şu yüzey, şu yüzey. Sonra şu, şu ve şu yüzeyler. Bunları ayıracağız. İşlemi tekrar tarif ederek yapıyorum. P'ye bastım. Seçil olan yüzeyleri başka yüzey seçili olmasın. Bakalım. Yok. Seçili olan yüzeyleri ayırdım. Ayrı bir obje haline geldi. Sadece o obje görüntüdeyken edit moda geçtim. Bütün yüzeylerini seçtim. Kenar select modunda içindeki yüzeylerin kenarlarını seçim dışı bıraktım. Sadece dış kenarlar seçiliyken Shift-E'ye bastım. Nokta 9 dedim. Enter'e bastım. Obje moda geçtim. Alt-E'ye bastım. Uçak geldi. Uçağı seçtim. Shift-E'ye bastım. Sadece uçak görüntüdeyken edit moda geçtim. O boşalttığımız kısmın etrafındaki vertexleri seçmek için kenarlardan birinin üzerindeyken Shift Alt ve mouse'un sağ butonuna bastım. Shift E'ye bastım. Nokta 9 verdim. Sonra burada Extrude dedikten sonra Scale'de biraz küçültme yaptım. Ve Ctrl Artı'ya bastım ki şu çerçevedeki yüzeyler seçilmiş olsun diye yakından gösterecek olursak bu şekilde. Sonra bunların min krizini nokta 9 yaptım ve obje moda döndükten sonra Alt-H ile sakladığım objeyi yani şunu görüntüye getirdim. Ona da diğer materyalin aynısını verdim. O da bu şekilde gözükür hale geldi. Burada üçüncüsü var. Onu yapacağım. Aynı şekilde arkada şu arka kuyrukta da aynısı var. Eğer Ctrl R ile şuradan bir loop cut yaparsak hangi yüzeyler bakalım. Şu yüzey, şu yüzey,
şu yüzey ve şu yüzeyi ayırabilirsem, evet, bir deneyelim. Yani bu yüzeyleri P'ye bastım, ayırdım. Obje moda geçtim. Sadece bunu seçtim. Shift H'ye bastım. Sadece o kaldı. Edit moda geçtim. İç kenarları seçim dışı bırakıyorum. Sadece dış kenarlar var. Shift E'ye bastım. Nokta 9 dedim. Obje moda geçtim. Alt H'ye bastım. Uçak geri geldi. Uçağı seçtim. Shift E'ye bastım. Edit moda geçtim. Boşalttığımız kısımdaki kenarları seçmek için Shift Alt ve mouse'un sağ butonuna bastım. Shift E, nokta 9, Enter. Extrude dedikten sonra Medium Point'deyken biraz scale'de küçülttüm. Bir yüzey oluşmasını sağladım. Ctrl artıya bastım. O çeperdeki yüzeylerin seçilmesini sağladım. Yüzey, yüzey, ince uzun bir yüzey. Yüzey, yüzey. Bu yüzeyler için Min Crease'i nokta 9 verdim. Sakladığım parçayı da geri getirdim. Ona da deminki materyalin aynısını verdim. O da aynı şekilde ayrı bir parça gibi gözüktü. Tek yapmam gereken işlem belki edit moddayken o parçayı scale'de küçülterek şu kısımlardaki boşluğu bir miktar verdirmek olabilir. Fazla değil, az bir miktar. Ve onun benzeri işlemi buradaki şu iki flap içinde yapılacak. 1, 2. Şimdi Z'ye bastık. Şurada yok. Bir ara kat. Bir de Ctrl R ile şuraya bir kat koyarsak, o zaman şu parçayı alıp bu şekilde, deminki yaptığımın tamamen aynısı. P ayrı obje, objeyi seçtim. Sadece içerideki kenarlarına seçim dışı bıraktım. Shift E, nokta 9, Enter. Uçağı seçtim. Shift E, edit moda geçtim. Sadece bu kenarları seçtim. Shift E, nokta 9, Extrude biraz küçültüyoruz. Ctrl artı, değerimiz nokta 9 olsun. Sakladığımız objeyi geri getirelim. Yani şunu. Ve onun da materyalini değiştirdik. Böylelikle onu da hallettik. Şimdi bunun yanındakini, şu parçayı, şurada uçtaki parçayı şeyde yapacağım. Bu dersi bitirdikten sonra yapacağım. Çünkü tamamen aynı şeyleri yapıyoruz artık. Onun haricinde motorlar var. Onları yapacağız. Bu ikinci bölümü burada bitiriyorum. Üçüncü bölümde de modelleme ile ilgili tüm eksikleri tamamlayacağız. Üç parti halinde modelleme bitmiş olacak. Daha sonra bir de tekstür için belki iki derslik bir devam serisi yapacağız. Bu bölüm burada bitti. Görüşmek üzere, hoşça kalın.